Yakalananları hala herkes konuşuyor. Ben ucundan arabada yakalandım. Ben yakalandım. Yakalandın değil mi? Lütfen anlat deneyimleri. Anlatacağım. Vallahi görüntüler bak çok güzel değil mi? Güzeller güzel İstanbul'umuzda. Evet. Harikulade fotoğraf kareleri. Bulutların yoğunluğunu görmektesin Ebru'cum. Bir anda bu, karanlık oldu şehir evet, adeta. Çöküverdi şöyle. Evet. Vallahi yaşanıyordu da bu son yıllarda daha fazla yaşandı ya. Daha sık. Daha sık ve daha fazla. Evet. Umarım hayra alamettir. İnşallah güzel şeyler olur önümüzdeki zaman dilimleri efendim, için. Efendim evet neden bahsediyoruz? Dün İstanbul'da etkili olan şiddetli yağıştan bahsediyoruz. Hayatı olumsuz etkiledi yani. Bu görüntüler tabii ki buradan bakıldığında kartpostal gibi ama içinde yaşarken özellikle trafikte buna maruz kalanlar ve takılanlar oldu. Bir anda ne olduğumuzu şaşırdık. Çünkü ben gelirken nispeten güneşli bir hava vardı. Adım atmamla bir anda şimşekler gök gürlemeye başladı, şimşekler çakmaya başladı ve ciddi bir karanlık şehirde hakim çünkü olmaya verdim. Başladı. Şimdi Karadeniz üzerinden gelmiş bu süper hücre. Hoş gelmişler. Hoş geldin. Allah razı olsunlar. Unutmamışlar en azından. Ve bu bulutlar aşırı yağış bırakmaları sebebiyle su baskınlarına sebep oldu. İstanbul'da çok büyük geçmiş olsun. Kent üzerinde 7 kilometre kalınlığında bir bulut oluştu. 7 kilometre evet. uçak gidememiştir şöyle, o zaman Ebru. Uçaklar pistleri teyit geçmişler bir takım şeyler yaşanmış. Bazı ilçeler karanlığa büründü ve Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktılar. Ah, güzel hadi bakalım. Herhangi bir can kaybımız yok. Su baskınları nispi olarak var ama genel olarak yani atlatılmış gibi gözüküyor. Evet. Ama herhalde kalacak bir süre ya Ebru. Bu şekilde hazır olun güzel kardeşlerim. Yola çıkacakken internete şuraya buraya mutlaka bakıp durumu nedir dakika dakika uyarılar verildi zaten. Tabii. Hani bunun da geleceği bekleniyordu. Tabii. Geliyor gelmekte olan dendi geldi. Ben de dün uzun bir yola çıkıyoruz biliyorsun her gün. Buradan ta eve kadar uzun bir yol. Yani yolda outlet mağazaları falan var oraya uğruyorum. Yani yemek yiyorum falan eve gidene kadar. Kaç? 30-35 kilometre falan. Bayağı var bayağı. Yani kilometre önemli değil nasıl gittiğin önemli ha, orada. Tabii. Kıt pıt pıt kıt kıt kıt. Şimdi normalde cama arabanın camına böyle ince ince vurur falan filan değil mi? Yağmur öyle başlar. Bizim eski zamanlarımızda öyleydi. Birdenbire 1-2-3 derken foşur indiriyor. Ve o da insanı biraz korkutuyor. Mu? Tamam hani su baskını vesaire diyoruz da. Bir de o gök gürültüsü şimşek ben çok korkuyorum. Hemen kaçacak delik arıyorum ama o deliği de bulamıyorsun. Çünkü yoldasın. Evet. Ve trafikte birdenbire çalkantılı bir hale gelebiliyor. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş özellikle olsun çocuklarımızı herkesin. Çok dikkat edelim çünkü korkuyorlar. Evet ama yani tabii gök gürültüsü, şimşek vesaire yani bir taraftan da böyle çok mucizevi doğa olayları gibi gökyüzüne bakıldığında geldi anlat işte yavrulara de, ne yapacağız? Geldi anlat korkutucu. Fakat bunu oyuna çevirenler hatta bunu eğlenceye çevirenler de vardı İstanbul'da. Kim onlar? Efendim kimler bunlar diyeceksiniz. Şimdi bir tarafta etkili olan sağanak, diğer tarafta durumu avantaja çeviren deniz kenarında yüzenler. İstanbul Boğazı'nı, bu halini, bu şenliği kaçırmadılar. Baksanıza. Şimdi hava sıcak, deniz suyu da sıcak. Yağan yağmur da bayağı bir tropikal iklimi andırıyor. Evet. Zaten orada denize giren arkadaşlar bu tabii. arkadaşlar değil mi? Hani giriyorlar, oradan parkta güneşleniyorlar, bankta oturuyorlar tabii. sularıyla vesaire. Bu harikulade bir durum. Burası bir de insanlar, özellikle o Bebek'teki tam parkın önü olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü merdivenle bir iniş var oradan. Valla şeyden çok korkuyorum. Yakında orası beach statüsüne girip insanlardan para alacaklar diye korkuyorum açıkçası. İstanbul'un denize girilen yerlerinden bir tanesi. Evet. Aynen öyle ve yaz kış burada benim tanıdığım denize giren insanlar var. Yani tabii ki sağlıklı İbrahim bir şey. İbrahim Kutlay falan filan giriyor sürekli. Evet. Birbirlerini çağırıyorlar. Hadi buradayız vesaire diye. İzliyoruz diye çok güzel. Bu arkadaşlar da o kapkaranlık bulutların öyle oh sana mis gibi. Da. İş güç de anladığım kadarıyla biraz ertelemişler. İşte tatillerini burada geçiriyorlar. Ne güzel tatil işte tatil. Aynen İstanbul'un tam da göbeğinde suya girmişler ama hani deniz ne kadar güvenli ne kadar değil. Bir de akıntıya çok dikkat etmeleri baksana lazım. Baksana yani eğlenmişler. Zaten şey yani boyu gerçekten boyu geçmeyen bir noktadalar. Dolayısıyla da o süper hücrenin bütün gücünü içlerinde hissetmişlerdir muhtemelen. Değil mi? Kadın erkek çoluk çocuk hepsi evet. orada maşallah. Evet. Hadi bakalım. Çok Allah güzel, çok güzel görüntüler. Sefanızı arttırsın inşallah. Evet abi. O